Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Efendi daha önce dedi ki Malayani'den uzak durmalıyız. Bunlar imanımızı öldürür. İlk önce kendinize bakın. Hangi ilim size aittir? Onunla meşgul olun. Size ait olan her ne ilimse onunla meşgul olun. Örneğin sen bir öğrencisin. Okula gidiyorsun. Anne ya da babasın. Annen baban var. Şeyh Efendi'den beyat aldın. Çok iyi. Senin işin ne şimdi? İyi bir öğrenci olmak. İyi dereceler almak. Anne ve babana karşı iyi biri olmak. Ve şeyhinle bağlantın olması inşallah. Onun vazifesini devam ettirmek ve ona hizmet etmek. Bu yeterlidir. Eğer diyelim ki ilgilenmeye başlarsan bir şeyle popüler müzikle ilgileniyorsan sadece onunla ilgilenmek değil ama onun hakkında her şeyi bilmek istiyorsan hangi şöhretli kişi bunu yapıyor, o şunu mu yapıyor, bu buna neyi yaptı, bu kimi yaptı, bunun hakkında ve bütün dünya onu izliyor, bunlar işte hepsi boş şeydir çünkü seni ilgilendirmiyor bunlar. Sizi ilgilendiren şey nedir? Okula gitmen, iyi notlar alman, ailene karşı iyi bir evlat olman ve şeyhini takip etmen. Şimdi Malayani boş şeylerin ne olduğunu görmek yerine ki insanlar o kadar onun içine girmişler ki neyin Malayani olup neyin olmadığını bilmiyorlar. Çünkü bu ilim diyorlar. Diyorlar ki Kur'an oku diyorlar. Şimdi her şeyi bozuyorlar. İnsanlar diyor ki oku her şeyi oku. Hayır değil. Kur'an oku diyor. Her şeyi oku demiyor. Ne diyor Kur'an? Rabbinin adıyla oku diyor. Oku diyor. Rabbine bağlantısı olan şeyi oku. Onun ismiyle, onun adıyla. Seni yaratan odur. Tabii ki bunun içinde pek çok sır var. Kimse bir şey okumuyor artık. Onun herkesin iPhone'u var. Devamlı onun üstündeler ve çoğunluğu boş şeylerle uğraşıyorlar. Biz tarikattan bahsediyoruz, ruhaniyetten bahsediyoruz. Sizi öldürür bu. Çok fazla gülüyorsun. Seni öldürecek bu. İmanını öldürür. Kim der bunu? Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ama bütün bu şeyler kimse bunları söylemiyor artık. İlk önce bak hangi ilim sizin içindir ona bakın. O size direkt olarak size yakın olan şeydir, bağlantılı olan şey. Ve sonra bulun sizinle alakası olmayan şeyler nelerdir. İlgileniyorsun bununla ama sizinle bilgisi yok. İslami ilimden ne haber? Pek çok İslami ilimler vardır ki size bir bağlantısı yoktur. Sizi ilgilendirmez. Ne yapman gerektiğini biliyorsun ama meşgulsün mesela. Tecvid öğrenmekle meşgulsün. Diyelim ki sen 40-50 yaşındasın. Tarikatın içinde. Şimdi bu herkes için de değil. Bu beyat almış olan tarikat içinde olanlar için. O izin size verildi mi bunu yapmak için? Şeyhiniz tarafından tecvidi öğrenmek. Hayır. Ona danıştınız mı? Hayır. Kendi kendinize yapmak istediniz. Evet.
Çünkü tecvidle Kur'an'ı okumayı öğrenebilirim. Şeyhin sana söyledi mi oku? Hayır. İlk önce şeyhini sana yap dediğini yap. Bu senin için önemliyse o sana söyleyecek, bunu öğren diyecek. Çünkü pek çokları şimdi bir alim olmaya uğraşıyorlar. Daha çok öğrendikçe daha çok kafaları karışacak, daha çok küstahlaşıyorlar, daha çok birbirine fetva vermeye başlıyorlar. Bu dünyanın içinde olduğu, bu dünya ülkenin içinde olduğu karmaşıklığı düşün. Herkes kanun, hukuk öğrenmeye başlıyor. Birbirlerine eğlence olsun diye birbirlerine akıl vermeye başlıyorlar. Bu ülkede bunu yapamazsın. Seni tutuklarlar. Düşünebiliyor musun? İnsanlar birbirlerine tıbbi tavsiyelerde bulunuyorlar. Diyorlar ki çünkü kendini şu şekilde kesmelisin, bu ilacı almalısın. Ve insanlar bunu yapıyorlar ve kendilerine zarar veriyorlar. Bu da yasaktır. Medeni kanunda yasaktır bu. İslami açıdan bu ne haber bundan? Şimdi içinde dolandığımız çember giderek daralıyor. O zaman görüyorsun ki açıkça sizi ne ilgilendiriyor ne ilgilendirmiyor. Görüyorsun. İlk önce bulun sizi ne ilgilendiriyor. O zaman anlarsınız pek çok şeyi. Sizi ilgilendirmediğini. Bizi ilgilendiren şey mürit olarak şeyhimizin sohbetini hayatımıza uygulamaktır. Selamun aleyküm.